I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders. Like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck. Under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear. Herkese merhabalar. Dünyanın ilk ve tek spiritüel televizyon kanalı Süper 7 TV ekranlarına hoş geldiniz. Ben Büşra Karagöz Göçmenoğlu. Öze Giden Yol programı sunucusu ve tasarımcısıyım. Her hafta cumartesi geceleri olduğu gibi bu haftada konuğum çok özel. Kendisi nefes alanında yoğunlukla çalışan, yaşamı bütüncül olarak tüm yönleriyle ele alan bir yolcu. Sevgili Yudum Pirbudak bu akşam bizlerle olacak. Bakalım neler konuşacağız. Kendisini davet ediyorum yanıma. Sevgili Yudum, hoş geldin. Hoş bulduk Büşra. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Şimdi Öze Giden Yol programını ilk defa izleyenler de olabilir, daha önce izlemişler de olabilir. Ben bu programda arkadaşlarımı, dostlarımı, tanıdıklarımı, tanımadıklarımı davet ediyorum. Hayat üzerine sohbet ediyoruz. Bu akşam da bunu yapacağız ama şimdi beni az çok bilen biliyor. Peki Yudum kim? Onu bilmiyorlar. Birazcık Yudum Pirbudak kimdir? Nedir? Ne yapar? Hayatı nasıldır? Azıcık bize bundan bahseder misin? Tabii ki. Yudum Pirbudak ağırlıklı olarak nefes seansları yapan bir nefes koçu. Psike kolaylaştırıcısı, akses uygulayıcısı. Ama dediğim gibi yoğun olarak nefeste ilerleyen ve nefesi çok seven bir yolcu. Çok güzel. Şimdi... Arkadaşlar herkes benim gibi artık bu kameralarla böyle içli dışa bu şatafatlı hayata alışık olmayabiliyor. Yudum biraz gergin. Biraz heyecanlı aslında. Bu evet, aynen öyle. Karşılığı yok. Nervous diye bir kelime vardır İngilizce, bilir misin? Böyle bu sınavdaki tatlı heyecan, bir gerginlik böyle. Şu an Yudum'un olduğu durum nervous. Ben de tabii ona ne soracağım diyeceğim ki. Peki ben böyle bir durumda olsaydım bana nasıl bir nefes önerirdin diye soracağım. Sakin. Onu birlikte yapacağız ve rahatlayacağız. Sakin olma nefesi nedir? Var mı böyle bir nefes? Ya tabii ki teknikler var ama biz genelde doğal nefes yapıyoruz Büşra. Doğal nefes koçuyum ben. Biz çok teknik uygulamıyoruz. Ama tabii derin bir nefes almak her zaman iyi gelir. Hadi o zaman derin bir nefes alalım. Ağızdan alalım lütfen. Ağızdan mı? Evet. Şu an donuyorsun sen. Donuyor muyum ben? Donuyorsun sen ama. Neyse şu an iyi, tamam. Bundan daha iyi nasıl olur? Acil durumda tekrar girip çıkabiliriz. Hiçbir sıkıntı yok. Burası bizim sohbet alanımız. Kendimizi rahat hissedebiliyor olmamız çok önemli. Çünkü ben Yudum'la defalarca sohbet ettim. Yudum'la hiç birbirimizi fiziksel olarak görmedik, sarılmadık, dokunmadık. Ama sorsan sanki her günde sarılıyormuş gibiyiz. Telefondaki sohbetlerimiz böyle. O yüzden ben bir derin nefes almayı önemli buldum. Çünkü istiyorum ki o bu heyecan kısmını bir pas geçsin de bize nefesi anlatsın, nefesini insanları nasıl dönüştürdüğünü anlatsın. Kendi hayatına nasıl katkı olduğuyla başlasın aslında. Ne zaman başladın sen bu tüm tekniklere? Nasıl başladın? Yol seni buraya nasıl ittirdi? Ya ben yaklaşık 6 yıl önce bir arkadaşım sayesinde girdim bu yola. Ben oğlumu ona götürüyordum.
danışmanlık veriyordu. Onun bir şeysi olmadığını, benim bir danışma, yani bir yere gitmemi ve benim mutlaka yardım almam gerektiğini söyledi. Tabii ki gitmedim. Bana bir nefes seansı alır mısın dedi. Ben de nefes falan hiç bilmiyorum. Spiritüellikle hiçbir alakam yok. Kişisel gelişim kitaplarını falan hiç sevmeyen bir tipim. Nefes seansına ilk gittiğimde hediye edildi. Eğer o nefes seansına para vermiş olsaydım kaçardım, o kadar söyleyeyim. Çok zorluydu benim için. Ama oradan kalktığımda ben bir daha ne zaman geleceğim dedim. Beşli paket satın aldım. Üçüncü seansında bana olan herkes olsun, ben koç olacağım dedim. Bu şekilde yolum nefeste tamamen bütünleşti artık. Yani ben şu an birçok eğitim aldım. Biz seninle bunu konuşuyoruz. Hepsi benim için çok kıymetli. Fakat nefesi hiçbir şeyi değiştiremiyorum. Yani nefes benim için çok özel. Oradaki alan çok kutsal. Orada çok değişik bir şey oluyor. Yani diyor. Sen çekiliyorsun aradan. Hani geliyor yaradan derler ya. Aynen o yani. Sen orada tabii ki hiçbir şeysin. Sen orada sadece alan tutuyorsun. Benim nefesimle hayatım çok değişti. Cildim değişti, hastalıklarım. Ya bende panik atak vardı. Bende migren vardı. Bunların tamamı. Ya benim bacaklarım ağrıyordu mesela. Hashimoto vardı. Hiçbirini ilaç kullanmadan tamamen geçti yani. Hashimoto'yu da konuşmuştuk seninle hatta. Nefes orada benim hayatım değişince tabii ister istemez istiyorsun ki etrafındakiler de değişsin. Yani nefes koçuma 8 kişi götürdüm. Kadın artık almadı. Yeter dedi yani, vaktim yok dedi. Abartma dedi bana. Ondan sonra zaten hemen ilk nefes seansımı Şubat'ta aldım. Eylül'de koçtum. İş yerimi de tuttum. Nasıl böyle oldu? Yani burada gerçekten şimdi senin anlattığından hayatında muhteşem bir dönüşüm yaşayınca diyorsun ki ya bu çok harika bir teknik. Bu bende olduysa başkalarına da olur. Ben en iyisi bunu öğreneyim. Ben buraya kendimi bir adayım. O adanma yolculuğunu birazcık konuşalım, olur mu? Ben bu kelimeyi çok seviyorum. Çünkü herkes her alanda çok iyi olamaz. Diğer alanları da bilmek senin mevcuttaki hem seanslarını güçlendirir hem de o insanlar bazen o nefese direnebilirler. Dedin ya, hediye edilmemiş olsaydı kaçardım muhtemelen diye. İşte o noktada cebinden başka bir alet çıkarıp ya bak sana şunu şunu yapalım deyip onu orada tutabiliyor olmak kıymetli. Diğer teknikler sana bunu sağlıyor muhtemelen. Ama senin bu yolculuğun nasıl oldu? Diyelim ki ben sana dedim ya Yudum, ben de işte üçüncü seansımda muhteşem bir dönüşüm yaşadım. Hadi ben de koç olayım. Nasıl olacağım ben koç? Nasıl oldun sen koç? Nasıl bir süreçten geçtin? Ben Neşah'la çalıştım. Neşah'la tanıştım. Ben en iyisini, tabii ki her zaman böyle bir şey vardır ya, en iyisi olsun. Bana Neşah'ı önerdiler. Yalnız Neşah'ı tanımıyorum. Hiç kim olduğunu falan bilmiyorum. Sadece ben koç olmak için ona başvurdum. Dediler ki Nevşah kişiyi temizlemeden nefes koçu yapmıyormuş. Önce kendisi üzerinde çalışılıyormuş. Onun için bir kursa gitmen gerekiyor dediler. Evet, ben o kursa gittim ve bunlardan hangisi Nevşah dedim. Yani o kadar bilmeyerek gittim Nevşah'ı. Ama ben o mucize kursuna gittiğim zaman, yani oraya giren yudumla çıkan iki ayrı yudumdu. Yani böyle nefes açıldığı zaman zaten bütün hayatım değişiyor. Nefes mekanik bir şey değil. Nefes davranış bilimi, solunum sistemi değil. Yani nefesin değiştiğinde, açık nefesli olduğunda titreşimi yükseliyor ve otomatik olarak hayatının birçok alanını, her alanına etkiledi. Zaten ben oradan çıktıktan sonra koçluk falan umurumda değildi. Ben kendimi bulmuştum. Ben ya mesela benim arkadaşlarım çok şey yaparlar. Yani o yolculuğumda beraber olduğum arkadaşlarım nefesi değil sana inanıyoruz diyorlar. Yani senin bu kadar değişmiş olmana inanıyoruz diyorlar. Şimdi doğal nefes bir teknik değil Büşra. Yani doğal nefes aslında bizim doğduğumuzda bize bahşedilen nefes. 2 yaşından sonra ego bilincimizin gelişmesiyle birlikte disfonksiyonel nefes alışkanlıkları oluşturuyoruz. Yani aslında biz solunum sistemimize müdahale ediyoruz. Bozuyoruz.
Bozuyoruz, evet. Duygulara, düşüncelere giriyoruz. Korkuyoruz, korktuğumuzda nefesimizi tutuyoruz. O an fizyolojimize iyi geliyor ve biz onu öğreniyoruz. Ve emin ol herkes, ya 30 yıldır, 20 yıldır o nefesi tutanlar var. Tabii, ben tutuyordum. Yakın zamanda bıraktım. Yakın geçmişte bıraktım. Çok keyifli bırakmak değil mi? Ya çok güzel bir şeymiş. Dedim ki ben hala yani tutmadığımı zannettiğim zamanlar olsa da ara ara o tutmaya yaklaşabiliyorum. Şimdi 2 yaş dedin ya, bu beni mesela şu an bir soru işaretine götürdü. Gerçekten 2 yaştan beri mi bozuyoruz biz bu nefesi ya? İlk 2 sene mi alabiliyoruz? Ay çok yazık günah. Ay vallahi çok üzüldüm şimdi yani. 2 yaş çok küçükmüş gerçekten. Yani 2 yaş itibaren. Vay canına. Yani ben şu anda işte 33 yaşındayım, yaklaşık 30 yıldır diyelim disfonksiyonel takılıyorum. Ama bu söylediğin şeye katılıyorum. Şimdi senin oğlum var, benim bir kızım var 3,5 yaşında. Ben o ilk doğduğu zaman onun o nefes alırken karnı böyle kocaman şişiyor, iniyor falan. Bilmiyorum nefes tekniği falan. Hani yoga yaptım, yoga esnasında hocamın uyguladığı teknikler falan vardı. Ama yani böyle çok hayatımda da hani wow, bu da böyle bir şey diye tutmadım zihnimde. O anda yapıyordum sadece. Bunu söyledi, yapalım, tamam. Ama bir alışkanlığa dönüştürmemiştim. Neşe'yi izlerken o kadar büyüleniyordum ki, ya nasıl bir şey ya? Bu nasıl bir nefes almak? Yani böyle kocaman şişiyor, iniyor adeta. Hani o pompa hissini görüyorsun. Yani nereden geliyor? Çok iyi. Şimdi o hissiyatı hatırlayabilmek muazzam. Muhtemelen sen artık bunu hayatında çok kolay geri hatırlayabiliyorsun. Ama bir de şu var, bu çok hızlı bozabiliyoruz ya. Bu tekrar disfonksiyonel noktaya getirmek çok kolay değil mi? Yani hemen yaşadığın ilk olumsuzlukta pıt o bozuluyor. Ve aslında dengeye getiriyor Büşra. Mental olarak nefes seni dengeye getiriyor. Zaten belli bir seans almak zorundasın. Yani minimum bir 5-10 seans alıyorsun. Hı-hı. Sen o disfonksiyonel nefes alışkanlığı. Zaten biz nefeslerde ne yapıyoruz biliyor musun? Biz nefes seanslarında gün içinde kişinin kendine yaptığını gün yüzüne çıkarıyoruz. Onu o yanlış nefesin içinde bir tutuyoruz. Bak diyoruz, sen kendine ne yapıyorsun? Ve bunun tam tersini yaptırıyoruz sonrasında. Kişi zaten aradaki farkı görüyor. Bir insanın nefesi açıldığı zaman hayatında da zaten birçok alan değişiyor. Şimdi nefesi kapatan şey ne? Nefesi kapatan şey zihin, düşünceler. Şimdi nefes fiziksel, mental ve ruhsal olarak sana fayda sağlıyor. İşte bağışıklık sisteminden birçok hastalığın sebebi zaten Amerikalı bilim adamları tarafından kanıtlandı. Disfonksiyonel nefes alışkanlıkları. Bunların mesela bunlardan biri panik atak. Gerçekten birebir yaşayan biri olarak. Ve ben çok ciddi artık yani nefes alamaz, böyle yaka yırtar haldeydim. Yakalarımı yırtardım böyle. Hani giderdik acillere, beni böyle çıkarırlardı. Tamam eşime, tamam kesin benim şöyle bir şey olduğunu, bir sürü senaryolar kurardım. Yani bunun dönüşümü benim için zaten muazzamdı. Ben her şeyden korkardım. Buram uyuştu. Bakın şuram şöyle oluyor. Ya, sürekli böyleydim yani, böyle bir tipti. Bir insanın 30 yaşında bütün vücudu ağrır mı? Bacakları ağrır mı? Her gün bir yerim ağrıyordu benim. Yani o kadar mutsuzdum ki, gerçekten duygusal olarak da çok mutsuzdum. Mental olarak çöküktüm yani. Dengesizdim. Hep olumsuzdaydım. Her şeyin bir olumsuzundaydım. Kafam hep oradaydı. Zaten ruhsal olarak da senin anda kalmanı ve yaradanınla bağlantıda olmanı sağlıyor. Nefes gerçekten benim hayatımda dönüm noktasıdır yani. Sen 6 yıl önce bunları yaşadın. İşte 6 yıl gerçekten güzel bir süre. Ve senin hayatında olan değişim, dönüşüm etrafındaki insanlar tarafından görülüyor. Tamam, evet. Okey, bu da çok güzel. Peki sen bu alanlarla ilgili nasıl çalışmalar yapıyorsun? Kişilere ya, daha farklı olmak için. Kamplar yapıyorum. Özel seanslar yapıyorum. Nevşah Enstitü ile hala çalışıyorum. İşte mucize kamplarına, mucize kurslarına gidiyorum. Kendim kamplar yapıyorum demin de söylediğim gibi. Yolculuk, hep sahnede konuşuyoruz ya. Yani bunları bilip yapmamak da bir yük aslında.
olabildiğince herkese dokunmaya çalışıyorum. Tabii ki talep eden herkese. Yani herkese gidip de nefes anlatmıyorum. Herkes zaten böyle oluyor ki otomatiğe bağlıyorsun. Yani karşındaki kişi konuşuyor, onun nasıl nefes aldığını biliyorsun telefonda bile. Çünkü binlerce insanla çalıştım. Ama tabii ki o sormadığı sürece ben anlatmıyorum. Doğru Evet, çünkü yok, yanlış yok. talep etmeden bizler birine bir şey anlatmaya çalıştığımızda aslında onu kurtarmaya çalışıyoruz. Bu zaten en büyük çarpık bakış açılarından biri. Aynen. Okey, tespit ettim. Tespitte gözlemde kal. Yani yargıyı yapıştırma. Okey, alamıyorsa alamıyor, tamam. Bununla ilgili bir farkındalık yaratabilirsin. Ama bunu illaki doğrudan o kişiye anlatarak yapmak durumunda da değiliz. Bunu Evet. sohbetlerimizle yapıyor olabiliriz ki benim zaten mesela bu Öze Giden Yol programlarındaki en temel yaklaşımım bu. Yani ben ne yapıyorum kendi hayatımda? Nasıl katkı alıyorum? Ve bu aldığım katkıları kimlerle nasıl paylaşabilirim? Beni duyması gereken insan, yani benden alacağı bir katkı varsa, ya böyle Instagram'da işte hikayeler arasında geçerken bakıyor işte, diyor ki Büşra Yudum diye biriyle canlı yayın yapıyormuş, ya da Yudum Büşra diye biriyle canlı yayın yapıyormuş, belki seni takip edenler. Böyle bir bilgiyle dur bakayım ya diyor, dinleyeyim. Hazır televizyonda da reklam var. Burada duyduğu bir şey, belki de işte nefesli hayatım değişti cümlesi onda böyle bir şey hatırlatıyor. Allah Allah diyor, nasıl değişmiş ki ya? Bir dinleyeyim bakayım ne anlatıyor bu? Dünya böyle işliyor gerçekten. Yani merak ediyoruz birbirimizin hikayelerini. Merak etmemizin altında yatan en temel sebep de bu. Çünkü belki bende de o yaradan var ve belki bu şekilde kolaylıkla dönüşebilecek. Yudum şu anda ekrandan gitti. Biraz sonra tekrar gelir. Karalar bağladı yudum. Geldim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Senkronumuzda bir sıkıntı yoksa tekrar girip çıkmana gerek yok. Ben Yok seni değil mi? şu an rahat duyuyorum. Sen nasılsın? Ben de duyuyorum. Harika. Şimdi ben bu canlı yayından önce bir seminerdeydim, eğitimdeydim. Oradaki arkadaşları da davet ettim. Dedim ki, gelin dedim. Bakalım biz bir şeyler konuşacağız nefesle alakalı. Arkadaşlardan biri bana şunu sordu. Ben dedi sabahları sağ burun deliğim, hep tıkalı uyanıyorum. Bunun dedi anlamı nedir? Dedim ben nereden bileyim? Ama dedim bir bileni tanıyorum. Sorarım senin için. Nedir? Yani hani doğrudan bununla ilgili bir bilgi var mı? Yoksa tabii ki herkes, her şey kişiye özel değişiyor, bunu biliyorum. Nefes analizi yapmak gerekir ama hani Aynen özellikle öyle. bir delik sürekli tıkalıysa burada ne var? Yani neden tıkanır? Ne anlatmaya Şimdi şu, çalışıyor bu belirti bize? şimdi sağ burun deliği tıkalıdır örnek veriyorum. Ben ona işte kendiyle ilgili bir şeydir derim. Ama şöyle de bir durum var. Biz burada tek, yani benim aldığım ekolde bir teknik yok. İşte sağ burun, biz kesinlikle burun nefesi yapmıyoruz. Biz ağız nefesiyle disfonksiyonel tüm nefes alışkanlıklarını gün yüzüne çıkarıyoruz ve hepsinin içinden geçmesini sağlıyoruz. Yani aslında almadığımız oksijeni biz burada vücuduna aldırmış oluyoruz kişiye. Akciğer kapasitesini arttırıyoruz. Şimdi sağ burun, örnek veriyorum, sağ burun deliğinde bir problem var. Ya bu tamamen doktorluk bir durum yani. Hiç benim bunu cevaplayabilecek şeyim yok. Ama doğal açık nefeste olan birinin hiçbir tıkanıklığı olmuyor. Bunu %100 söyleyebilirim. Yani şöyle düşün Müşra. Şimdi her çeşit nefesi almaktır doğal nefes. Sporda hızlı nefes alır. Uyurken sığ nefes alır. Yemek yerken diyafram nefesi alır. Bunların hepsini yapabilmektir doğal nefes. Şimdi mekanik bir şey değil. İşte burundan nefes, işte karnına nefes almak doğal nefes. Böyle bir şey değil. Ya da üst solunum yoluna nefes alıyor olmak doğal nefes. Böyle bir şey değil. Yani şimdi sen bir seminer veriyorsun. 30 kişiye konuşuyorsun. Sığ nefes alırsan onlara kendini duyuramazsın. Senin orada tabii ki bir performans nefesi alman gerekecek. Hızlı bir nefes alman gerekecek. Uyurken hızlı nefes alırsan uyuyamazsın. İşte doğal nefese geldiğin zaman vücut
fizyoloji nerede ne nefesi alması gerekiyorsa onu biliyor. Kontrol yok doğal nefeste. Ah şimdi ben bir karnımı alayım. Acaba şuraya geliyor mu? Böyle bir şey değil nefes. Nefes aslında davranış bilimi. Mesela kişilere nefes analizi yapıyoruz düşün. Nasıl yapıyorsun mesela nefes analizinde? Neye bakıyorsun? Biz sadece bir 5 dakika sırt üstü yatırıp doğal nefesini bir yap diyoruz. Bir nefes al diyoruz. Bir nefes al bakayım. Evet, aynen. Kişiye kendini anlatınca altıncı hissiniz çok kuvvetli falan diyor. Aslında bizim altıncı hissimiz kuvvetli falan değil. Çünkü sen nasıl nefes alıyorsan öyle yaşıyorsun. Ben yani beklemen ki gereken... Yani yatırıyorum. Nefes alıyorsun. Seni pür dikkat izliyorum ve sonra sana seni anlatıyorum. Doğru mu? Böyle mi? Aynen öyle. Yani bizim altıncı hissimiz falan kuvvetli zannediyorlar. Oysa hiç alakası yok. Hiç öyle bir şeyim yok. Hiç böyle bir gücüm yok. Fakat nasıl nefes alıyorsa hayatı öyle zaten. Yani bir kişi nefesi almayı bekletiyorsa hayatındaki olumlu şeyleri de bekletiyor. Pozitiflikleri de bekletiyor. Bir şans geliyor. Evet. Seni dinliyorum. Yani nefes vermekte zorlanıyorsa emin ol o geçmişini de bırakmakta zorlanıyor. Bunların hepsini analiz edip ona nasıl bir çalışma yapacağımızı gösteriyor oluyoruz zaten. Çok güzel. Ve sen bunu ilk tanışma seansında diyelim, analiz esnasında tespit ediyorsun. Ya aslında bu kadar çabuk tespit edilebilen bir şey neden hala bilinmiyor, kullanılmıyor? Bazen ben bunu soruyorum. Diyorsun ya 5 dakika. Ben senin sesini duymuyorum. Bir çık gel diyordum. Kulaklığını çıkarıp geldin ya, o yüzden olabilir. Bir çık tekrar gir. Duyuyorsan beni, duymuyorsan da. Bir dakika. Şu tamam. Ekran karalar bağladı. Şimdi yudum bir tekrar bağlansın, bağlanabilsin bizi. Şimdi az önce kendisi söyledi. Az önce kendisi bize söyledi. Nevşah Enstitü ekolünden geliyor diyelim. Yani Nevşah Fidan Kara Mehmet, araştırmak isterseniz lütfen araştırın. Spotify'da podcastleri var, YouTube'da videoları var. Instagram'da da Nevşah Enstitüsü olarak çeşitli paylaşımlarını bulabilirsiniz. Ruh, beden, zihin çalışmalarının üçünü aynı anda yürütmeyi tavsiye eden, bu konuyu kendi hayatında da işleyebilen, benim de takip ettiğim, beğendiğim liderlerden biridir kendisi. Yudum'la tanışmamıza vesile olan da onun bir programıdır zaten. Şimdi Yudum ondan aldı nefes koçluğu eğitimini. Öncesinde bir mucize kursu kampına gidiyor. Araştırmak isterseniz bir bakabilirsiniz. Şimdi o yüzden doğal nefesi ben biraz daha açmak istiyorum. Çünkü az önce ilginç bir şey söyledi. Biz dedi seanslarda burun nefesi değil ağız nefesi yaptırıyoruz. Bu mesela üzerine konuşulması gereken bir şey. Neden burun değil de neden ağız? Yani ne fark ediyor anatomik olarak? Burada ne değişiyor? Daha çok nefes alabilmesi için o seans esnasında. Çünkü burundan o kadar çok nefes alamıyoruz. Şimdi aslında ağız yemek yemek içindir. Nefes almak için değil. Ama biz seanslarda burun nefesi değil de ağız nefesi kullanıyoruz. Çünkü her şey bir gün yüzüne çıksın. Hepsinden biri nefesle özgürleşsin diye. Güzel. Sen bunu anlatırken aklıma şey geldi. Bunun videoları falan çok fazla döner Reels'lerde ya da çok basit bir şeydir aslında. Bir cam bardağın içinde işte kum ya da çamur olduğunu düşünün. Buradaki kumu, çamuru atmak için üzerine tekrar su doldurur bu video. Hani ortada bir karışık çamur vardır. Yani o çamurun dışarı çıkması ve o suyun tekrar berraklaşması için yukarıdan resmen verir coşkuyu, doldurur böyle boş 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 boş, sonra o çamurlar çıkmaya başlar. Şu an sen dedin ya hani ağızdan nefes aldırıyoruz, bu da onu yapıyor muhtemelen. Yani öyle bir yoğun oksijen basıyorsun ki içeriye, içerideki o tıkanıklık, sıkışıklık, bütün kir pas
dışarı çıkıyor. Böyle bir şey galiba, değil mi? Böyle anladım yani. Aklıma gelen bu. Aynen. Yani biz şöyle yapıyoruz. Yani disfonksiyonel nefes alışkanlıklarının oluşturduğu blokajlar oluyor, enerji kalıpları. Bunlar da organların üzerine yerleşiyor. İşte oksijen gitmeyince ne oluyor? Hastalıklar başlıyor bu sefer. Şimdi biz doğal yoğun nefeslerle o blokajları açıyoruz zaten. Oksijen gidiyor ve hücre yenileniyor. Yani bir detoks gibi oluyor. Mesela nefes seansından kalktığın zaman ağzında pas tadı olur. Detoks yapmış gibi olursun. Mesela o gün biz çok ağır yemeyin, işte bol su için, alkol tüketmeyin falan deriz katılımcılarımıza. Gerçekten güzel bir detoks oluyor aslında mesela. Çok çok güzel. Yani şöyle, ben tabii senin anlattığın her şeyi böyle bir kendi süzgecimden geçiriyorum, kendi hayatıma bakıyorum. Ben çocukluğumdan beri böyle zaman zaman ağzımdan nefes alma ihtiyacı hissederim. Yani ben 89 doğumluyum. Ben bunu 95 yılında da hissediyordum. Hiç böyle nefes tekniği varmış, böyle bir şeyin tekniğini bilmediğim, yani böyle bir şeyin tekniğinin olabileceğini bilmediğim zamanlardan bahsediyorum. Sen şimdi bunu söyleyince ben de şu canlandı. Ha, demek ki ben içsel bilgi olarak bunu biliyorum aslında. Yani şunun beni doldurduğunu biliyorum Bir şey muhtemelen. var ya. Orada başka bir şey var. Şimdi eğer sen hiçbir duygu yoksa, hiçbir düşünce yoksa, derin bir nefes alıyorsan o senin beyin sapı refleksin. Ama altında bir duygu, bir düşünceye girip bir derin nefes alıyorsan işte o disfonksiyonel nefes alışkanlığı. Beyin sapı refleksi ne demek? Yani solunum sistemi nasıl derin nefes alması gerekiyorsa, oksijene ihtiyacı varsa bir kalbin atması gibi düşünebilirsin. O solunum sistemi kendi kendine yapıyor. Yani bir böbreğin çalışması gibi. Ama şimdi sen derin bir nefes aldığın zaman eğer arkasında bir duygu, bir düşünce, örnek veriyorum yarın yapacağın işleri düşündüğünde derin bir nefes alıyorsan o disfonksiyonel nefes alışkanlığı. Ama altında hiç duygu yok, hiç düşünce yok. Belki bir kitap okuyorsun, belki bir TV izliyorsun, bir şey yapıyorsun. Birden vücudun derin bir nefes almasını gerekiyorsa ki o oksijene ihtiyacı olduğunu o otomatikman yapıyor. Evet, benim bahsettiğim bu. Yani herhangi hiçbir şey yok. Ben bir yana yapıyorum. Hatta bu şey olmuştu bir dönem böyle. Annem falan bunu fark etti. Beni bir doktora falan götürdüler. Bu çocukta bir problem var. İşte ciğerlerimi dinliyorlar, kalbe gönderiyor. Bir anlamadım ben. Sadece nefes al, derin nefes alma ihtiyacı hissediyorum ama herhangi başka bir problemim yok. Tıp bende karşılık bulunabilen bir şey de olmamıştı. Demek ki yani beyin sapım yapıyormuş bunu. Solunum sistemimi aktif ediyormuş aslında. Muhtemelen burnumdan yeterli almamışım. O yüzden buradan böyle bir şey çıkmış. Arkadaşlar, sizin de böyle ilginç şeyleriniz varsa bir bakın. Ama ne dedi, şunu da kaçırmayın. Eğer yarın yapacağın işi düşünüyorsan ya da işte ödeyeceğin faturayı düşünüp yapıyorsan orada bir dur. Orada bir duyguyla alakalı onu bir sıkıştırdın. Zaten bütün mesele duygular değil mi? Bizim duyguları dönüştüremeyip yönetememizden kaynaklı bozmuyor muyuz bütün sistemi? Öyle. Nefesim. Son. Yani bu duygu nedir gerçekten ya? Nasıl bir organa gidip yapışabiliyor? Nasıl benim nefes alışkanlığımı bozabiliyor? Yani ben bunu nasıl yapabiliyorum kendime ya? Nasıl güçlü değil mi zihin? Ne kadar güçlü. Böyle düşününce insan çok siniri bozuluyor yani. Oturduğu yerden buradan bıttırı 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 üretiyor, çarpık düşünce, çarpık bakış açısı. Ay, annenin bakış açısını aldın. Ay, babanın şöyle dedi. Ay, toplum böyle dedi. Sen yoksun arada. Olan nefesini oluyor. Sonra hadi bakalım bozdun. Ya bir de şöyle bir şey oluyor Büşra. Çocuklar 12 yaşına kadar anne babanın nefesini taklit ediyorlar. Mesela Aa, ilginç bilgiler de bu akşam. benim bir işte bir aileyle görüşüyordum. Nefes seansları yapıyordum. Karı koca yapıyorum. Sonra kişinin nefesini tutuyor baba. Sürekli bir nefes tutma. Kız 8 yaşındaydı galiba. Onunla da başladı. Babası düzelince düzeldi. Aynen öyle işte, yani bu da Taklit ediyoruz anneyi babayı zaten biz. çok acayip.
Anneyi mi taklit edecek, babayı mı, yoksa ikisini bir arada mı? Buna çocuk karar veriyor muhtemelen, değil mi? Canı hangisini çekerse. Büyük ihtimal ama şöyle düşünsene. Allah inşallah benimki beni taklit edecek. Sen çalışırsın onunla ya Büşra. Destek oluruz lütfen. Ya işin şakası bir yana, gerçekten söylediğin şey çok doğru. Çocuklar zaten bize aynalamak için var. Yani davranışıyla beni bana aynalayan çocuk nefesiyle mi aynalamayacak? Elbette ki onu da yapıyor olacak. O yüzden çok normal. Buradaki ilginç olan şey, çocukların ayna nöron kısmında %100 çalışıyor olmaları. Yani diyorsun ya, baba düzeldi, çocuk düzeldi. İşte sen oğlunu götürdün, sana ne dedi? Koç, çocukta problem yok, problem sende. Biz bununla yüzleşemiyoruz aslında. Yani çocukların bizi yansıtma fikri derinlerde bir yerde bizi o kadar rahatsız ediyor ki, çünkü o kim ya, o çocuk yani, el kadar bir şey, ne demek beni yansıtma, 30 yıldır bu hayattayım. Yani bu ego öyle bir fışş, çıkıyor ki yukarı. Hayır canım, bende sorun yok, sorun onda. Aa, işte bu yüzleşme o kadar kıymetli ki. Nasıl atlattın sen o yüzleşmeyi gerçekten? Yani bunu paylaşmayı seçersen. Tabii ya şöyle, benim en çok zorlandığım şey annem oldu. Yani benim annemle babam şehir dışı, yani beni anneannemi bırakıp 40 günlükken gidiyorlar. Ve beni anneannem ve dedem büyütüyor. Ben anneanneme hala anne derim yani, öyle bir şey. Anne babayı hiç tanımıyorum. Ben babamla o bağı kurdum ama annemle hiç kuramadım Büşra. Yani annemle hep biz bir anne kız olamadık. O samimiyet hiç olmadı. Ta ki o mucize kursuna kadar. Orada çalıştığım koçum beni köşeye çekti. Zaten her şeyde bir anne çıkıyor. Her şeyde bir anne çıkıyor. Zaten her şey sensin. Senin yansıması. Hiçbir şey bilmiyorum. Bir de ben hiçbir şey bilmeyip gittim. Yani hiç bu işlerle bir alakam yoktu. Diyorum ya, Nevşe hangisi bunların falan diyordum yani. Bana dedi ki, anneni arayacaksın. Aramayacağım dedi. Ego var ya, aramayacağım tabii ki. Onu sevdiğini söyleyeceksin dedi. Söylemeyeceğim dedim. Sonra söyledim, aradım, söyledim. Karşılıklı ağladı. O gün o şey, yani benim zaten çok şükür öyle çok büyük böyle ütopik problemlerim olarak gitmedim. Ben sadece, ya benim işte sağlık problemlerim vardı. Bir de ben mutsuzdum mesela. Herkese yüzleşmek, biz hala yol hani devam ediyor. Dünya düzleminde yaşıyoruz. Tabii ki olumsuz birçok şeyle karşılaşıp hala kendimizle çalışıyoruz. Hala bilincimizle çalışıyoruz. Ben tüm samimiyetimle söylüyorum. Bütün eğitimleri ilk önce kendim için aldım ben. Hani gideyim ona fayda, yani ilk önce kendim için yapıyorum. Zaten ben iyi olmazsam kimseye yardımım olamaz. Bunu çok net biliyorum. Ha, işte hala diyorum, dünya düzlemindeyiz. Yüzleşmek, mesela şöyle bir şey anlatayım sana. Bu da çok ilginçtir bence. Ben küçükken benim egzama varmış. Kulak arkamda. Ve benim oğlum da vardı. Ben bu çalışmalara başladıktan sonra oğlumunki bıçak gibi kesildi, biliyor musun? Ya bende egzama yoktu. Küçükken varmış. Ve ben çalışmalara başladıktan sonra oğlumdaki egzama tamamen gitti. Çünkü senin DNA'nda kayıtlıydı ve ona aktarıldı. Egzama nedir? Müthiş bir Ayrılık. stres yansımasıdır. Yani şey, kaygı, stres, anksiyete. Beden ne yapacağını şaşırdığı için sana bir şekilde kendini göstermeye çalışır. Oranda buranda o yaralar çıkar. Bunu fark et diye yapıyor. Yani ruh, beden ve zihin üçü bir paket program. Aynen. Hani birini diğerinden ayıramazsın. Şimdi hadi çocuğunda ya da sende bu zihinsel olarak yoktu belki, ama ruhsal o enerjitik düzlem, işte 40 günlük bir haldeyken anne ile bebeğin o güvenli bağlanması, çocuğun kendini bu dünyaya ait hissedebilme olgusunu sen anneyle yaşayamayınca, ki bu da sistemin bir parçası, bu da yanlış değil. Sen oradan bir deneyim elde etmek için bunu yaşıyorsun. Yani burada suç ya da suçlu yok. Uyudum bunu seçerek, bilerek, arzu ederek geliyor. Diyor ki, tamam, ben bunu yaşayabilecek kadar güçlüyüm. Ben bunun içinden geçerim.
Ama bu idrake gelebilmesi için işte onu deneyimleyecek, egzaması çıkacak, egzaması olduğunda baş gösterecek ki sonra yudum ha diyecek, ben bunu böyle bittir zıttır yapmalıydım. Kendi yoluna girdiğinde aa bir bakacak, o da düzelecek. Ya yani bu böyle bir şey, bir kurgunun içindeyiz aslına bakarsan. Aynen. Tamam yani. Güzel. Böyle kendi Güzel. filmimizi izliyoruz. O yüzden de hani her şey zaten olması gerektiği gibi oluyor ve senin şu anda olduğun halin en muhteşem halin. Bir sonraki en muhteşem haline geçene kadar. Onun için de sürekli yoldayız, devam ediyoruz. Nefes yoğunluklu çalışıyorsun ama uyguladığın diğer teknikler de var. Mesela Psyche çok fazla bilinen bir teknik değil. Hani Access Bars ya da Theta Healing, Jazz bunlar çok daha fazla duyulan teknikler ama birazcık Psyche konusunda da birkaç şey söyler misin yayını devam ettirirken? Tabii ki. Şimdi sanki şöyle. Biz %95 bilinçaltımızı, %5 bilincimizi yaşıyoruz. Dolayısıyla bilinçaltımızda ne varsa onu yaşıyoruz. Sanki seansıyla sağ lobla, sol, yani beynimizin sağ lobu ve sol lobunda duygu çöküşlerinde, yani bir şey bir mesela bir duyguya giriyoruz, bir düşünceye giriyoruz ve bizim beynimizin bir tarafında bir çökme oluyor. Onu felsefe seanslarıyla dengeye getirerek bilinçaltımızda bunu nasıl dönüştürebileceğimizi, yani aslında biz orada kişi yapıyor, kolaylaştırıyoruz. Kişi ne istiyorsa, bilinçaltına neyi kodlamak istiyorsa biz ona sadece alan tutup yardım ediyoruz. Sanki çok hayatımın içinde, yani insanlara uygulamış, yani çok fazla uygulamadım ama kendi hayatımda çok gerçekten stresli, özellikle stres anlarını çok güzel dengelediğimi gördüm. Ama birebir çok böyle insanlarla çalışmıyorum sanki. Çalışmadım. O da orada da bir yolculuk. Orada da bir şeyleri sindiriyorum. Daha çok iyi sanki. Ama çok sağlam bir sistem o da. Çok güzel çalışıyor. Bundan da %100 eminim. Kaç level mi diyorsunuz bilmiyorum. Hani her tekniğin adı başka oluyor ya. Kaç modül aldın bunun eğitimini ya da bu kaç modüllük bir sistem? 3 modül. Üçünü de aldım. 3 modül. Bir Üçünü de de aldım. bununla beraber 4. Neyi var anlayamadım. İnzivası, inziva. İnzivası. Harika. Ya bu inziva nedir Allah sen? Bir anlatsana ya. Nefes kamplarında da çok oluyor. Yoga kamplarında da oluyor. Ne bu inziva? Bizde olmuyor. Bizim nefes kamplarımızda inziva Olmuyor yok. mu? Aa, yok, biz inziva kampı yapmıyoruz. İşte yoga kampına katılmadım. Müşra, o yüzden bilmiyorum ama herhalde dinlenmek, sessiz kalmak. Ya bilmiyorum. Bizde yok. Biz valla deli gibi çalışıyoruz orada. İnsanlar da yani böyle haldır küldür nefeslerle çalışıyoruz. Bizde pek inziva olmuyor. Dinlenme yok. Habire çalışma. Yani Habire çalışma var. Doğal nefesi daha çok keşfedelim. tabii günde 2 tane nefes seansları yapıyoruz. Koçluk çalışmaları yapıyoruz. Bilinç çalışmaları yapıyoruz. Peki sen ne kadar süreli bir eğitim almıştın? Tabii ki eğitim programı sürekli güncelleniyor, değişiyor olabilir ama senin aldığın program kaç aylıktı? Nefes için mi diyorsun? Yani şöyle, ben Nisan ya da Mayıs'ta ilk kursuma gittim. Sonra işte Eylül'e kadar benim koçluk sürecim bitti. Sınavlarımı dahi vermiştim o zaman. 6 ay falan mı gibi mi? Tabii. 6 bile değil hatta. Mayıs Neyi? ayında Temmuz değil. 5. Hesaplayamadım. Beyin durmuştu. Saat 23.40'da şu an beyin artık çalışmıyordu. Matematik işlemi yapamadım. 4-5 ayda sen bu süreci hallettin. Çok mu yoğun çalıştın ya da bunun süreci ne kadardır? Ben şunu Yani söyleyeceğim Büşra. Burada hani bir şey senin hayat amacınsa ve sen de gerçekten başarılı, mutlu, huzurlu neyse ya da aracı olacaksan alıyor. Yani her şey böyle tak 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 oldu. Hani sadece izledim, biliyor musun? Yani her şey böyle bir kurgunun içine girmiş. Hani bazen derler ya, tırmalamamak lazım bazı şeyleri. Eğer senin için hayırlıysa o akar. Nasipse olur. Gerçekten yani böyle normalde örnek veriyorum 6 ay sonra olacak bu. Neşe o zaman açtı. Ve o yazın bitirdim ben o işi.
Senin için uygun zaman oldu. Her şey böyle tık 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 aktı. Bundan daha iyi nasıl olur diyelim. Ne güzel olmuş. Yani bunu neden sordum? Çünkü Şu anda 1 yıl. Şu şu anda bir anda de. bir Evet. şu anda bir yıl. Çünkü neden bir yıl? O adanmakla ilgili biz çok sıkıntı yaşıyoruz. Bizim şu an yani güncel durumda özellikle spiritüel tekniklerle çalışan sevgili canlarda ben de sıklıkla çalışıyorum. Ben de o süreçten geçtiğim için biliyorum. Aa, bu teknik de varmış, buraya da zıplayayım, oradan da buraya zıplayayım, oradan da buraya hoplayayım, biraz da bunun Hatırladım. tadına bakayım. Ben de yaptım. Sonra şu oluyor. Bir dakika diyorsun ya, bir dur. Bir dur, ne yapıyorum ben? Ne kadar oradan her yerden her yere zıpladım. Ben ne istiyorum? Yani bu o kadar kıymetli bir soru ki. İşte o noktada sen şans diye bir şey yok ama hadi dilimize yerleştiği için şanslı olmuşsun. Kendi şansını yaratıp hop bunu fark edip hızlıca bu alanda akmışsın. Siz bizi dinleyen can arkadaşlar. Hani bir sürü tekniğiniz var ya, hepsini bir kenara bırak. Sen içeride ne istiyorsun, ne yapmayı arzu ediyorsun? Yani bütün bu teknikleri önce yudumun dediği gibi, benim de yaptığım gibi aslında bir kendin için aldığını fark etsen bir bu ne yaratır? Çünkü bizler hemen şunu yapıyoruz ya, ay hadi hemen onu alalım bunu anlatalım. Bir dakika bir dur. Sen onun içinden geçtin mi? Yani o gerçekten senin bütün damarlarında dolaştı mı? Sen kendini o teknikle iyileştirdin mi de onu anlatabiliyorsun? Ben bu konularda deneyimle öyle anlat fikrini savunanlardanım. Ben de. Doğru mudur, yanlış mıdır bilmiyorum ama benim için doğru olan bu. Yani belli ki senin için doğru olan da bu. Çünkü deneyimlemediğim bir şeyi ben sana anlatamam. Bu şey gibi ya. Yani çikolata yememiş bir insansam ben sana çikolatayı pazarlayamam, anlatamam, onun neye benzediğini aktaramam. %100 katılıyorum. Bu kadar. Bu kadın kendi hayatında nefesi yaşadığı için bugün bu tekniği artık birilerine uygulayabiliyor. Nefesin ondaki o sıkışmış alanlarını nasıl açtığını bildiği için. Diyor ki ben bunu kendi hayatımda yaşadım ya. Benim hiçbir kitaba ihtiyacım yok sana bunu ispat etmek için. Al, ispatın kendisi oldum. Bitti. Ya Büşra, orada öyle bir alan var ki ya gerçekten ya çok değişik bir enerji alanı var orada. O seanslarda hatta benim bir doktor koç arkadaşım var, nefes koçu. Bazen soruyorum, ne oluyor burada sence? Hani bana fiziksel olarak anlatamam ki diyor. Yani çok başka bir şey oluyor. Gerçekten hani akıyor. Orada bir bütün oluyorsun. O nefesin mesela karşındaki kişinin nefesinde yani hiç tanımıyorsun. Hiçbir duygun yok o kişiye karşı. Ama o nefesle ona deli gibi şefkatle duyabiliyorsun. Onu orada görüyorsun. Ona dokunmak. Ona sadece bir dokunmak bile o kadar iyi geliyor ki bazen. Ve bunu sen yapmıyorsun. Mesela bir olumlama, işte bir afirmasyon deriz ya biz. Yani ben o sınavlara hazırlanırken deli gibi afirmasyon ezberledim. Hiçbirine ihtiyacım yokmuş şu an. Yani işte kervan biraz da yolda diziliyor. Ben orada hiç yani aklımda hiç hayatımda duymadığım afirmasyonları söylerken buluyorum bazen kendimi. Onun neye ihtiyacı varsa o burada. Onun için benim yanımda. Söyleyene değil, söyletene bak diye Aynen. bir laf vardır. Yani orada aslında sen tamamen dekodersin ya. Ya yani senin tek görevin orada o kişinin anlayacağı şekilde ağzından çıkan kelimelerle ona bir şeyleri aktarmak. Dekodersin, başka hiçbir şey değil. Orada yudum yok. Yok, kesinlikle yok. Bu Zaten da benim çok söylediğim güzel bir her şey. şeyi biliyorum. Aradan gelsin yaradan. Tüm seanslarımdan önce onu söylerim ben. Çok güzel, çok keyifli. O zaman birkaç dakika kaldı bizim yayınımızı sonlandırmamıza. Hiç anlamadım bile 44 dakika, 45 dakika nasıl geçti. Yani kişilere tavsiye etmek isteyebileceğin, onlara katkı sağlayacağını düşündüğün bir cümle, bir kelime, bir teknik kullanmadığın için teknik demiyorum. Bir şey var mı? Yani bir armağanın var mı bu gece bizi dinleyen kişilere?
Yani şöyle, ben bunu çok severim, çok da kullanırım. Kesinlikle ruhları biliyor neye ihtiyaçları olduğunu. Ve lütfen kendilerini o alana açsınlar. Ve bu her şey sevgiyle başlıyor. Olan her şeyi sevgiyle alıp kabul etsinler. Tek bir hakikat var. O da sevgi. Evet, bu bilgi noktasında gerçekten çok kıymetli. Bu bilgi her yerde var. Ama bu bilgiyi idrak noktasına taşıyabilmek işte asıl mesele bu. Yani tek bir hakikat var, o da sevgi. Her şey bir bütün, iyisiyle, kötüsüyle, artısıyla, eksisiyle. Okey, bu bilgi var. Ama bu noktada yani o bilginin idrakine varan yolda canlar yani böyle çok da hani tatlış tatlış ponçik ponçik ilerlemiyor. Kağıdı kendi. Evet, hani o gülün kokusuna ulaşmayı seçiyorsan canım benim, yudumun da dediği gibi, benim de dediğim gibi, o dikenleri de, dikenlerde kanamayı da birazcık kabul etmek gerekiyor ki o sevgi hakikat noktasına, sevginin tek gerçek boyut olduğuna ulaşabilmek için. Buradaki illüzyon gerçekten bir illüzyon, ayrılık bir illüzyon. Yani ben yudumum, yudum ben, beni izleyen sen de benim bir parçam var, ben de senin bir parçam var. Kimde ne görüyorsan onda o parçam var aslında. Bunu alıp kabul edebilmek neye benzer? İşte bizim bütün bu çabamız. Hani öze giden yol. Bu benim yolumda kimlerle kesiştiğim, neleri hayatıma dahil ettiğim ve hatta bu dönemde neleri hayatımdan çıkardığımla ilgili bir şey. Yani nefese bağlayacağım konuyu, ben nefeste bırakmayı bedenime hatırlattığımda, çünkü bedenim bunu biliyordu, ben bunu ona öğretmedim. Bedenim zaten bunu biliyordu, ben ona unutturmuştum yaptıklarımla. Şimdi tekrar hatırlattığımda şunu görüyorum, hayatımdan insanlar, teknikler, bir şeyler çıkmaya başladı. Dedim ki çok iyi. Ben zorla tutuyormuşum zaten onu. Ne gerek var? O yüzden öyle hani nefes basit bir şey değildir. Ama bir o kadar da basittir. Ve çok da Yani yani çok da keyiflidir. kesinlikle. Umarım Ben her bu işi deneyimleyen tarafını anlattım. Yudumda deneyimleten tarafını hem de deneyimleneni anlattı. Yudum'a ulaşmak isterseniz benim sayfamda da paylaştığımız şeylerde Instagram adresini görürsünüz. Sanırım altyazıda onu yazmadık. Ama ben bu sayfayı yani bunu Instagram'da paylaşırken yayınımızı Yudum'u da etiketlerim. Oradan kendisini takibi alabilirsiniz. Hangi şehirdeydin bu arada onu da paylaşmak istersen. İzmir'deyim. İzmir. İzmir'de fiziksel olarak seans talebiniz olabilir. Online seans yapıyor musun? Ben yapıyorum. Online seans için İzmir'de olmanıza gerek yok. Dünyanın her yerinden kendisine ulaşabilirsiniz efendim. Hayır. Söylemek istediğin bir şey var mı? Çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Ben teşekkür ederim. İyi ki geldin. Gerçekten çok güzeldi. Bundan daha iyi nasıl olur? Bakalım belki tekrar buluşuruz. Kim bilir? Evet canlar, öze giden yol bu akşamki programını Yudum Pir Budak'la tamamlıyor. Umarım bizler size katkı olabilmişizdir. Enerjik olarak evlerinize girebilmişizdir ve buradan da bir bütüne katkımız olmuştur diyerek İyi akşamlar diliyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere diyorum. Yudum'a da çok teşekkür ediyorum bize sunduğu katkılar için. Ben de teşekkür ederim. Görüşmek üzere, sevgiler. Hoşça kalın.